İyi günler değerli öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu eğitim bilimleri alanındaki yeni yaklaşımlar ve yeni tekniklerle ilgili sizlere bazı bilgiler verebilmektir. Eğitim bilimleri alanında şüphesiz bilim ve teknolojinin son dönemdeki hızlı değişimiyle birlikte dünya hızlı bir küreselleşme sürecine girmiş ve bu küreselleşme süreciyle birlikte de yeni bakış açıları da doğal olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Şüphesiz bu yeni bakış açıları eğitim bilimlerine temelindeki yer alan kavram olarak önümüze küreselleşme kavramını çıkarmaktadır. Küreselleşme ne demektir? Küreselleşme bir yandan devlet ağırlıklı uluslararası ilişkilerden siyasal aktörlerin çoğaldığı küresel ilişkilere girişi, sermayenin salt uluslararası olmayıp küreselleşmesini, sömürü mekanizmalarının farklılaşmasını ve içerseme, dışarsama ilişkilerinin artı değer üretiminin yerini aldığını, gelişen teknolojilerle dünyanın bir evrensel köye dönüştüğünü ifade etmektedir. Küreselleşme şüphesiz bu anlamda tüm dünyanın bir köy haline doğru gelirken birçok alanda değişimlere de yol açmaktadır. Birinci önemli noktası dijital bölünmedir. Dijital bölünme ne demektir diye baktığımızda insanların teknoloji ve teknolojiye dayalı öğretimden ve teknolojinin yarattığı artı değerlerden pay almasını azaltmaktadır. Yani almasındaki farklılaşmadır. Yani eskiden fırsat eşitsizliği söz konusuydu. Ama bugün artık dijital bürünmeyle parası çok olandan ziyade eğitim düzeyi yüksek olanlarla eğitim düzeyi altta olanların arasındaki hızlı teknolojiye ulaşma, teknolojiden yararlanma ve teknolojiyi kullanma farklılığının hızlıca açılmasıdır. Bu yüzden de buna dijital bölünme diyoruz. Ve ikinci önemli bir unsur da yeni düzen ve yeni aktörlerin dünya sistemine ortaya çıkmasıdır. Burada en önemli unsur şüphesiz eğitim ve teknolojiyi üreten ve tüketenler arası farklılaşmadır. Ve ayrıca ekonomik sistemde daha çok para kazanma hırsının ortaya çıkmıştır. Daha çok para, daha çok ekonomik girdi, daha fazla teknoloji sahipliği, daha iyi şartlarda yaşayan belli bir yönetici sınıf ve bu diğerlerine gittikçe hem ekonomik hem de sosyokültürel olarak kopan bir yönetici sınıfını da ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bunun etkileriyle artan bir işsizlik, sendikaların önemini kaybetmesi ve insanların kendini belli yerlerde belli sınıflara aidiyet hissinin de yok olmasına yol açmıştır. Ve doğal olarak da küreselleşme bu küresel dünyadaki güçlerin artık milli devlet olmaktan çıkıp uluslararası para güçlerinin ya da odaklarının güçlenmesine yol açmıştır. Bu yüzden aslında devlet sistemlerine de ve doğal olarak eğitim sistemlerine de önemli farklılıklar yaratmıştır. Aydınlanma felsefesinin getirdiği ulus devlet anlayışını da sarsmaktadır. Artık bugün küreselleşmenin etkisiyle internete girip Google'dan map haritasına bakıp dünyanın herhangi bir köşesindeki durumu görebilmek mümkündür. Ve bugün yine internet ve teknolojileri aracılığıyla dünyanın en ücra köşesindeki bir arkadaşımızla çok rahat iletişim kurmak ve çok uygun fiyatlara iletişim kurmak mümkündür. Yani küreselleşme olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yönlere de sahiptir. Ve özellikle bugün artık bu küreselleşme ile bu teknolojik, ekonomik ve efendim doğal olarak siyasal gücü geliştiremeyen devletlerin ve kişilerin bunu geliştirenlerin karşısında bir güç olabilme şansı hemen hemen ortadan kalkmaktadır. Bu yüzden de küresel eşitsizlik daha da derinleşmekte ama
doğal bu networkleri kullanmayı öğrenemeyenler açısından bu süreç daha da olumsuz olmaktadır. Bu yüzden eğitim sistemi yeni, hızlı bir şekilde bu teknolojiyi anlayan ve kullanabilen insanları üretmek zorundadır. Bu yüzden eğer biz de devletin ikamesi ve devamını istiyorsak, bu yüzden tüm genç nesilleri ve hatta yaşı belli şeyin üzerindekileri de bu yeni düzene uygun insanlar konumuna getirmek zorundayız. Maalesef küresellik doğal olaraktan bu paranın belli ellere doğru toplanması, yani çok uluslu şirketlerde toplanması nedeniyle alt tabakalardaki yoksulluğun da artmasına yol açmıştır. Ancak yine de az önce belirttiğimiz gibi bu bilim, teknoloji ve networklerdeki bu kadar hızlı yaygınlaşma ve birleşme doğal olarak artık kaçınılmazdır. Öyleyse biz küreselleşmeye karşı durmak yerine efendim ülkemizi yerkürel hale getirip bu küreselleşme içerisinde insanlarımızın küresel sermayeden ne kadar daha fazla pay ve ne kadar daha fazla yatırım alabileceğinin ve doğal olarak mevcut gençlerimizin nasıl bu dünya piyasasına da rekabet edebilir şekilde yetiştirebileceğimizi düşünmek ve tartışmak zorundayız. Bu yüzden de eğitim sistemimiz yeni küresel niteliklerde rekabet edecek şekilde düzenlenmiş ve buna uygun ders içerikleriyle yapılandırılmış şekilde organize edilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Yani artık ortamlar çoktur, çokludur ve yeni çoklu ortamlar içerisinde zekaları da buna göre geliştirmek zorundayız. Evet, son dönemde küreselleşmenin gelişmesi, yani 1980'lerden sonra ortaya çıkan bu küreselleşmenin ve teknolojinin gelişmesi doğal olarak insanın sahip olması gereken nitelikleri de çok boyutlu hale getirmiştir. Bu yüzden de özellikle eğitim sisteminde önemli bir yeni bakış açılarının doğmasına yol açmıştır. Bu yeni bakış açılarının doğuşunda son dönemde özellikle zeka kavramları tekrar ön plana çıkmıştır. Zeka insanın anlama, kavrama ve yeni durumlara uyum sağlayarak problemlerini çözme becerisi olarak önümüze çıkmaktadır. İşte özellikle aydınlanma felsefesi ve sanayi devriminden sonra çok yoğun olarak incelenen bir çalışma sahası olan zeka teorileri belli bir süre bir buzluğa girmiş gibi olmuş. Fakat 1980'lerden sonra bu küreselleşmenin ve teknolojideki hızlı değişimin ve gelişimin etkisiyle yeniden dünya gündeminin ve doğal olarak da eğitim sistemlerini etkileyen konuların başına doğru gelmeye başlamıştır. Bu konuda son dönemde ortaya çıkan teori çoklu zeka teorisidir. Çoklu zeka teorisini ortaya atan ise Howard Gardner isimli bir psikologtur. Gardner'e göre zeka, problem çözme kapasitesi, problemlerin çözümü için farklı çözüm yollarını üretebilme kapasitesi ve insanın yaşadığı topluma değerli kültürel ürünler katma gücü olarak tanımlanmıştır. Halbuki eski çağlarda zeka ne olarak tanımlanıyor diye baktığımızda daha çok bilişsel zeka diye adlandırılan IQ'ya dayalı, yani insanın anlama ve kavrama ve sayısal matematiksel problemleri çözme becerisi olarak düşünülüyordu ve tek boyutlu bir zeka anlayışı var idi. Ama 80 ve sonrasında artık zekanın tek boyutlu olmadığı, birçok değişkenin zeka ile yoğun etkileşim içerisinde olduğu ve zekaların da çoklu olabileceği ve insanın sosyal yaşamda ve kendi kendini yönetme becerilerinin de zeka ile ilişkili olabileceği anlayışı gelişmiştir. Ve Gardner de buna dayalı olarak işte bu çoklu zeka teorisini ortaya atmıştır. Yine Gardner'e göre bütün çocuklar bu zeka türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak, yani genetik olarak bununla doğarlar diyor. Bu zeka türlerinden bazılarına daha çok eğilimleri olabilir. Yani bazılarında daha çok eğilimli, daha baskın olarak doğuştan getiriyor olabilirler özellikleri. Bazılarında daha az olabilir. Ama eğer insanın her zeka türüyle ilgili temel özelliklere sahip olduğu da belirtilebilir. Ayrıca bu zeka türleri çeşitli eğitsel faaliyetler ve etkinlikler ve yöntemlerle de geliştirilebileceğini öne sürmektedir
Howard Gardner. Çoklu zeka kuramı zekanın bir tek bir boyutta olmadığını, aksine her bir bireyin farklı derecelerde çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürmektedir. Bu kuramın temel ilkelerini yaratıcı bir biçimde kullanıp her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için olanak sağlaması gerektiğini, bunu sağlayacak olanların da öğretmenler olduğunu ve bunları eğitim programları içerisinde sağlayacağı bireysel etkinliklerin çok boyutlu zeka anlayışına uygun olarak insanın yeteneklerini çok boyutlu geliştirecek şekilde organize edilmesi gerektiğini savunuyor Gardner. İşte buna dayalı olarak baktığımızda Gardner'in tanımlayabildiği önce 7 sonra da 8 zeka türü ortaya çıkmıştır bugün. Bunlar nedir diye baktığımızda birincisi sözel dil, yani verbal zeka dediğinler. İkincisi matematiksel zeka. Üçüncüsü baktığımızda visual diye adlandırılan görsel uzamsal zeka. Dördüncüsü efendim bedensel kinestetik zeka. Beşincisi müziksel ritmik zeka. Altıncısı kişiler arası zeka. Yedincisi kişi içi zeka ya da içsel zeka. Ve sekizinci son olarak açıklanan da doğacı yani naturalist zeka olarak önümüze çıkmıştır sevgili öğrenciler. Şimdi bu zeka çeşitlerinin genel özelliklerini baktığımızda sözel dil zeka dil becerisini etkin olarak kullanır. Daha çok söyleme, dinleme, okuma ve görme ile öğrenir. Yazarlar, şairler, öğretmenler sözel dil zekasının gelişmiş olması gerekir. Matematiksel mantıksal zeka ise daha çok sayılarla ve neden sonuç ilişkileriyle ilgilenir. Sınıflama, sıralama ve soyutlayarak öğrenme bunun öğrenme yolu olarak önümüze çıkar. Ve en çok bilim insanları, matematikçiler ve mühendisler matematiksel mantıksal zekanın önemli meslek erbapları olarak önümüzdedir. Görsel uzamsal zeka, harita, çizelge, film, çok boyutlu filmler ve benzeri. Bunlar da işte görselleştirmelerle ve hayallerle öğrenmeyi severler. Ressamlar, fotoğrafçılar, gezginler ve benzeri bu grup içindedir. Müziksel ritmiksel zekada melodiler, sesler ve ritimlere karşı duyarlı olurlar. Bunlar müzik eşliğinde, ritim eşliğinde, melodi eşliğinde öğrenmeyi severler. Şarkıcılar, besteciler, müzik öğretmenleri bu daldadırlar. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinde bu becerisinin gelişmiş olması gerekmektedir. Evet, bedensel kinestetik zeka vücudunu ve ellerini ustalıkla kullanmayı severler. Dokunarak, yaparak, hareket ederek öğrenirler. Atlet, dansçı, pandemomcu, cerrah ve benzeri. Kişiler arası zeka, çevresiyle ilişki kurmayı, işbirliği yapmayı ve empatiyi sever. Paylaşarak, çevresinde kişilerle işbirliği yaparak, karşılaştırarak öğrenir. Ve burada yine öğretmenlerin, yine psikolojik danışmanların ve politikacıların örneğin iş adamlarının kişiler arası zekasının güçlü olması gerekir. İçsel zeka ise efendim baktığımızda kişinin kendi duygu ve düşüncelerinin yeterliliklerinin farkına varabilme becerisi olarak önümüze çıkıyor. Kendi başlarına, kendine çalışabilme becerisini sever. Özellikle din adamları, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve psikiyatristler, öğretmenlik grubunda da baktığımızda rehber öğretmenlerin içsel zekasının çok güçlü olması beklenir. Doğa zekası olarak baktığımda doğal kaynaklar çevreye ilgi yüksek, bitki ve hayvanları tanır ve ilgilenir. Araştırarak, gözlemlemek, çevreyi olayı gözlemleyerek, inceleyerek öğrenme, ziraat mühendisleri, çiftçiler, biyologlar, zoologların bu alanda etkin olması. Evet, bilgisayar öğretmeni hangi alanda diye baktığımızda sanırım sözel dil zekanızın güçlü olması, matematiksel mantıksal zekanızın ve bir de görsel uzamsal zeka ile kişiler arası zekanızın sanırım epey güçlendirmeniz gerektiği belirtilebilir. Şimdi bundan sonra baktığımızda ve son dönemde bizim eğitim programlarımızın da düzenlenmesine temel alan öğrenme yaklaşımı olarak önümüze çıkan yapılandırmacı öğrenmeye bakalım. Yapılandırmacı öğrenme, öğrenen merkezli olduğu için öğrenciler tüm öğrenme süreçlerini etkin biçimde katılaraktan yani konuşarak, yazarak, tartışarak, geçmiş yaşantıları bağlantılı olarak edindiği bilgiyi günlük yaşama uygulayarak, sorun çözerek ve bağımsızca düşünerek
Yani tamamen öğrenci merkezli olarak öğrenen bir süreci ifade eder yapılandırmacı yaklaşım. Yapılandırmacı yaklaşımın temel özellikleri nedir diye baktığımızda öğretme değil öğrenme ön plandadır. Öğrencinin özelliği ve girişimciliği cesaretlendirilir. Öğrencide öğrenme istek ve amacı yaratmak önemlidir. Öğrenci bilgiyi sorgulamalıdır. Öğrenmede yaşantı önemli yer tutar. Öğrencinin doğal merakı desteklenmelidir. Öğretmen öğrencinin sadece ne öğrendiğiyle ilgili değil, nasıl öğrendiğiyle de ilgilenmelidir. Öğrenmede tahmin etme, yaratma ve analiz önemli yer tutar. Yine yapılandırmacı yaklaşım aktif bir süreç olarak öğrenmeyi organize etmeyi, insanlar öğrenirken öğrenmeyi öğreneceğini, anlam oluşturmanın en önemli eyleminin zihinsel olduğunu, öğrenme ve dilin iç içe olduğunu, öğrenmenin sosyal bir etkinlik olduğunu, öğrenmenin bağlamsal birçok boyutla yakın ilişki ve sürekli ilişki içinde olduğunu, öğrenmek için bilgiye her zaman ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu ve öğrenmenin belli zaman alıcı olduğunu ifade etmektedir. Yapılandırmacı öğrenme, aktif olarak bilginin yapılandırması, kimin tarafından? Öğrencinin kendi kendisi tarafından yapılandırmasına dayanan öğrenme yaklaşımıdır. Şu anki ve geçmiş bilgiye dayalı kavramların ya da fikirlerin öğrencinin kendi kendine inşa etmesi sürecidir. Birey tarafından bir etkileşime girilen dünyanın yine birey tarafından yorumlanması sürecidir. Öğrenenin etkin rol aldığı yapılandırmacı öğrenmede okumak ve dinlemek yerine tartışma, fikirleri savunma, hipotezler kurma, sorgulama ve fikirleri paylaşma gibi katılım yoluyla öğrenme gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Yani burada görüldüğü gibi öğrenci tamamen aktif rol almaktadır. İşte şimdi bunu daha iyi anlamak için yapılandırmacı yaklaşımla geleneksel yaklaşımı bir karşılaştıralım. Geleneksel yaklaşımda bilgi bireylerin dışındadır ve nesneldir. Öğretmenler öğrenciye bilgiyi transfer ederler. Yani öğretmen merkezlidir. Yapılandırmacı yaklaşım ise bilgiyi kişisel anlama sahiptir ve özeldir, özneldir. Öğrencilerin kendileri tarafından oluşturulur. Öğretmen sadece rehberdir. Yani öğrenci merkezli. Öğrenciler duydukları ve okuduklarını öğrenirler. Öğrenme daha çok öğretmenin iyi anlatımına bağlıdır. İyi anlatan öğretmen daha çok öğretir. Ama öğrenciler yapılandırmacı yaklaşımda kendi bilgilerini kendileri araştırırlar ve oluştururlar ve duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmeleri ve alışkanlıklara dayalı olarak yorumlayarak yeni bir yapıya koyarlar. Üçüncü temel özellik karşılaştırması da öğrenme, öğrencilerin öğretilenleri tekrarına bağlıdır. Geleneksel yaşamda. Yapılandırmacı yaklaşımda ise öğrenme, öğrencilerin kavramsal anlamayı gösterebilmelerine bağlıdır. Diğer ve çevresel unsurlarla ilişkilerini görebilmesine bağlıdır. Geleneksel sınıf ve yapılandırmacı sınıfı karşılaştıracak olursak bir amaç bakımından baktığında geleneksel sınıf bilgi aktarma, bilgiyi yapılandırma. Müfredat açısından baktığımızda içerik merkezli katı ve ardışık iken yapılandırmacı problem merkezli esnek ve örüntülüdür. Planlama açısından baktığımızda geleneksel öğretmen tarafından yapılırken yapılandırmacıda öğretmen öğrenci birlikte planlama sürecini neyin ne zaman nerede ne öğreneceğini planlarlar. Öğretim odağı bakımından bilgiler parçalara ayrılıp yatay ve yüzeysel bir öğrenme varken yapılandırmacı öğrenmede elde edilenlerle ilişkin derin öğrenme ve büyük fikire dönüştürme çabası vardır. Öğretim yöntemleri olarak geleneksel sınıfta anlatım, öğretmen doğru cevabı arayan sorular soran soru, ezberci ve dönüt yerine öğrenci alıştırmaya odaklıdır. Yeni yaklaşımda ise bağımsız öğrenci alıştırmaları, açık uçlu tartışmalar, öğrenci kaynaklı sorular, birlikte problem seviyesi, aktif öğrenme, işbirlikli öğrenmeler, bireysel ve grupsal yapılandırmalardan söz edilebilir. Evet. Değerlendirme aşamasına baktığımızda ise
Geleneksel sınıfta öğrenmeden bağımsız bilgi ezberletme var. Öğrenmeyi ölçmeyi ve öğrenciyi derecelendirmeyi amaçlar. Özne sınavlar ve testler egemendir. Dışarıdan ve öğretmen tarafından tasarlanır. Ama yeni yaklaşımımızda ise öğrenme bağlantılıdır birbiriyle. Öğretmen öğrenci tarafından birlikte planlanır. Öğrencinin yapılandırma düzeyini belirlemeye yöneliktir. Oluşturmacıdır. Ürün ve süreç değerlendirilir. Yani sadece sonuç değil. Ve bireyi ve grubu değerlendirme ve yön verme amacını güder. Bu nedenden dolayı eski yöntemler yerine en son dönemde gittikçe önem kazanan proje tabanlı öğretim yöntemidir. Bu proje tabanlı öğretim yöntemi nedir? Yapılandırmacı yaklaşımda en çok proje tabanlı öğretime dayalı öğrenmeye hedeflenmektedir. Nedir peki proje tabanlı öğretim? Öğrencilere yaratıcılık ve bilimsel çalışma alışkanlığı sağlayan bir tekniktir. Proje öğrencileri düşünmeye, incelemeye, alıştırma yapmaya yönlendirir. Bu teknikte bilişsel, duygusal, devinişsel alanın üst düzey davranışları kazandırılabilir. Bu öğretim tekniğinde öğretmen daha geri planda olup projenin gelişim aşamalarında rehberlik edendir. Burada öğretmen değerlendirmeyi ürüne ve projenin sürecine bakaraktan yani sonuca değil yapmaktadır. Bu öğretim tekniğinin faydaları yaratıcılığı özendirir, bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır, grupla çalışma alışkanlığı işbirliğini artırır, problem çözme gücünü kazandırır. Geleneksel sınıf ortamı yerine yani kilise düzeni gibi tek sıra yerine bir grup çalışmalarını geliştirir, öğrenci merkezliliğe geçilir. Öğrencinin kendi düzenleme olduğu motivasyonları işe karşı yüksek olur, ilgi yeteneklerini ortaya çıkarma şansı verir, karar verme becerilerini geliştirir, farklı derslerle ilişkileri görmelerini sağlar ve öğrenciye gerçek ortamda çalıştıkları için hayat becerilerinin artmasını sağlar ve farklı zeka alanlarının gelişimini sağlar. Çünkü aynı anda çocuk birçok zeka alanını gerektirecek çalışmaları yürüttüğü için birçok zeka alanı gelişir ve öğrenci sürekli aktiftir. Yine bu bağlamda bu birçok bilginin birbiriyle bağını gösterdiği için proje tabanlı öğrenmede kavram haritası da etkin olarak kullanılabilir. Kavram haritası nedir? Kavram soyut ve somut varlıkların genel adlarıdır. Kavram haritası da kişilerin kavramlar arasında kurduğu ilişkiyi tablo, şema, grafik ve benzeri görsel araçlarla göstermeye yarar. Bireyin kavram hakkındaki düşüncelerini zihninde nasıl şekillendirdiğini ya da nasıl ilişkilendirdiğini gösterir. Yararı nedir kavram haritalarının? Öğretim süreci öncesi konuyla ilgili genel bilgiler verilir. Konunun kavramsal yapısı ortaya konur. Ön bilgiler açığa çıkartılır. Kavramlar arasında ilişkilendirmeler yapılır. Konunun içeriğini sunmada etkili bir yardımcıdır ve bu kavram haritalarıyla belli bir kavramın tüm bağları görüldüğü için değerlendirmekte kolaydır. Yine burada önemli bir değerlendirme ölçütü de portfolyo yani öğrenci ürün değerlendirmesi tekniği yapılandırmacı öğrenmede kullanılmaktadır. Öğrenci ürün dosyası öğrencinin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını harcadığı çabayı geçirdiği evreleri gösteren başarılarının bir koleksiyonudur. Yani sadece sınav sonuçlarına bağlı, sonuca dayalı değerlendirme değil, tüm yaptığı aşamalardaki ürünlerin en güzellerini öğrenci seçer ve dosyasına koyar ve öğretmen de o öğrencinin tüm dosyalarındaki o tüm ürünlerine dayalı ve tüm o süreçteki başarı çalışmalarını gözlemleyerek notlamaya geçer sevgili arkadaşlar. Evet, çoklu zekayı, yapılandırmacı öğrenmeyi anlattık. Şimdi son dönemde özellikle 90'lar sonrasıysa tüm dünyada hızla kazanan ve eğitim bilimlerini çok yoğun olarak etkileyen yeni bir bakış açısıysa duygusal zeka kavramıdır. Ne demek duygusal zeka? Goleman'a göre duygusal zeka kendimizin ve başkalarının duygularını tanımayı ve değerlendirmeyi öğrenmeyi, duygulara ilişkin bilgileri ve duyguların enerjisini günlük yaşama ve işe etkin biçimde yansıtarak onlara uygun tepkiler vermeyi sağlar. Yine bu bağlamda baktığımızda özellikle duygusal zeka hem okulları, örgüt olan okulların teknik becerilerinin geliştirilmesinin yanında özellikle öğrencilerin liderlik ve benzeri sosyal ve duygusal becerilerin de geliştirilmesi gerektiğini, bu nedenden dolayı eğitim programlarının sadece öğrencilerin teknik becerilerini ve bilgilerini geliştirmeye dönük değil, aynı zamanda bu teknik becerilerini ve bilgilerini işe koşacakları iş yaşamında başarılı olabilmeleri için
sosyal ve duygusal becerilerin de geliştirilmesi gerektiğini ileri sürer duygusal zeka yaklaşımı. Duygusal zekanın eğitime yansımalarına baktığımızda Binnur Yeşilyaprak'a göre duygusal zeka yetenekleriyle eğitimle geliştirilebileceğini belirtiyor duygusal zekanın ve güçlendirilebileceğini. Duygusal zekanın gelişiminin anaokulundan yüksek öğretime kadar her öğretim kademesinde gerçekleştirilebileceğini, duygusal zekanın imal edilmesi yani salt bilişsel zekaya dayalı bir beyinlerin geliştirilmesinin eğitimde yeterli olmadığını, duygusal zeka geliştirilirse en bilişsel yönünden gelişen bireyin daha fazla gelişme olasılığının olduğunu, bu yüzden duygusal zeka gelişiminin aynı zamanda bilişsel zeka gelişimini de arttıracağını ifade etmektedir. O yüzden eğitim programlarının merkezinde bilişsel öğrenmeler varsa mutlaka duygusal zeka öğrenme ve yeteneklerinin geliştirilmesiyle de sarmalanması, yani sarmalanacak şekilde bir eğitim programlarının organize edilmesi gerekmektedir duygusal zekanın geliştirilebilmesi için. Ayrıca duygusal zekanın geliştirebilecek bir sınıf yöneticisi o öğretmen için şu öneriler de verilebilir. Var olan duygusal zeka düzeyini değerlendirmek. Yani yöneticiler olsun, sınıfı yöneten öğretmenler olsun, okuldaki tüm takım üyelerinin, öğrencilerin var olan duygu ve davranışlarını not almalı ve bunlara doğru ya da yanlışlar hakkında öğrencilere doğru dönükler vermeli. Duygusal zekayı arttırma seçenekleri oluşturmalı sınıfta. İster okulda yöneticiler, ister sınıfta öğretmenler duygusal zekayı bir öğrenme ihtiyacı olarak duymamalı ve sınıfta ve okulda güven, dürüstlük, sevgi, saygı değerlerini geliştirerek duygusal zeka seçeneklerini yaratmalı. Bir başka şey, öğretmenler ve yöneticiler duygusal zeka modeli olmalıdırlar. İş yaşamında model olmak önemlidir demiştik. Ve bu duygu, düşünce ve davranışlarına hem sınıfta hem de okulda dikkat etmeli ve insanlara güven vererekten, dürüst ilişkiler kuraraktan, doğru modeller olaraktan yaratıcılık becerilerini ve duygusal gelişimini desteklemelidirler. Ayrıca son önemli bir öneri de duygusal zekayı ödüllendirmektir. Öğrencilerin takım çalışmaları, istek, yaratıcılık ve benzeri bağlılıklarını takdir etmeli ve doğru duygusal ve sosyal becerilerini ödüllendirerek pekiştirmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Evet, şimdiye kadar küreselleşme ve onun yarattığı yeni eğitim modelleri ve zeka yaklaşımları ile ilgili, yeni yaklaşımlarla ilgili bilgi verdik. Ama günümüzde son derece önemli yeni bir yaklaşımlar özellikle yüksek öğretim programlarında yer almaktadır. Yüksek öğretim eğitiminde yeni açılımlar vardır. Bunlar da Avrupa Birliği eğitim programlarıyla yeni YÖK'ün uygulamaya koyduğu Farabi eğitim programlarıdır. Evet, bu programları da bilmeli ve öğrenmelisiniz çocuklar. Neden diyeceksiniz? Çünkü 4 yıllık eğitimli sürecinde bunlardan yararlanırsanız kendinizi yarınki iş yaşamına daha iyi ve daha başarılı olarak hazırlama şansınız vardır. Bu yüzden bu yeni eğitim programları hakkında da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Evet, Avrupa Birliği günümüzde hayat boyu öğrenme anlayışına geçmiştir. Bu yüzden de hayat boyu öğrenme programları ya da İngilizce olarak belirtecek olursak Lifelong Life Learning LLP programlarını geliştirmiştir. Bunların birincisi Comenius programıdır. Comenius programı, Comenius'u daha önceden size tanıtmıştık. Okul eğitimi programıdır. Bu bugün okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim için geçerlidir. İkincisi Erasmus programıdır. Bu işte sizin içindir. Yani yüksek öğretim içindir. Bunun için www.sakaryo.edu.tr adresinden Erasmus linki vardır sol tarafta üniversitenin web sitesinde. Orada birçok linkin içinden Erasmus'u bulunuz ve tıklayınız ve oradan Erasmus programları hakkında, AB Erasmus programları hakkında ayrıntılı bilgi ediniz. Eğer İngilizce seviyeniz varsa bunu arttırınız ve mutlaka en azından yarım dönem veya bir dönem yurt dışındaki bir eğitim fakültesinde öğrenci olarak gidiniz ve yaşam, bilgi, beceri ve tecrübenizi arttırmanızı öneriyorum. Üçüncü program Leonardo da Vinci programı. Bu da mesleki eğitim
programıdır. Yine bundan da yararlanabilirsiniz ve dördüncüsü de Grundtvig, yani yetişkin eğitim programları, bu bugün ALK eğitimiyle eşdeğer tutulabilir. AB programları hakkında yine daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız www.ua, yani ulusalajans.gov.tr adresinden de bu eğitim programları hakkında bilgiler alabilirsiniz. Özellikle buradan hayat boyu öğrenme ve gençlik programları hakkında bilgi alabilirsiniz. Yine siz gençler bu gençlik programlarıyla yaz dönemleri veya diğer dönemler Avrupa'daki gençlerin birbiriyle kaynaşmasına dönük Avrupa Birliği'nin gençlik programlarına da katılarak bilgi ve görgünüzü de arttırabilirsiniz. Ayrıca Avrupa Birliği'nin ortak konulu transversal programları, ki bunlar politika geliştirme, dil öğrenmek istiyorsanız, bilgisayar işletim teknolojileri, örnek uygulamaların yaygınlaştırılması gibi konulardaki programlara veya Jean Monnet programı olan Avrupa kurumları ve kuruluşları arasında entegrasyonu sağlayan bu programlara da yine katılabilirsiniz değerli çocuklar. Buralardan iyi inceleyiniz ve ayrıntılı bilgiler ediniz. Özellikle 2. ve 3. sınıfta bunları tavsiye ediyorum sizlere ve bu kapsamda Sakarya Üniversitesi'nin Erasmus ofisinin sınav ilanları olacaktır. Bu Erasmus programlarına katılmak için lütfen bu ilanları kaçırmayın ve zamanında buralara başvurarak yurt dışında bir eğitim görme şansını yakalayınız. Sevgili çocuklar, bu kapsamda ikinci program olarak size Farabi programını bahsetmiştim. Farabi de bizim YÖK'ün Türkiye içerisinde yeni organize etmeye çalıştığı programlardır. Farabi programları da tıpkı Avrupa üniversiteleri arasındaki Erasmus programları gibi Türkiye üniversiteleri içerisindeki öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarıdır. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi'nin birçok Türkiye içerisindeki üniversiteyle anlaşması mevcuttur. Bu programı da izleyerek bir yıl bir başka üniversitede Türkiye içerisinde de eğitim görme hakkınız mevcuttur. Yine bunun hakkında da ayrıntılı bilgiyi Sakarya Üniversitesi'nin web sitesindeki Erasmus linkinin altındaki Farabi programlarında linkinde de bulabilirsiniz. Yani istiyorsanız bir başka üniversitede Türkiye içerisinde de bir yıla kadar eğitim görme hakkınız Farabi programlarıyla mevcuttur. Evet değerli öğrenciler, size bu dersimizde eğitim bilimlerindeki yeni yaklaşımların bazılarıyla ilgili ve bunların eğitime ilişkin etkileri üzerinde bilgiler vermeye çalıştık. Takdir edersiniz ki eğitim bilimleri konusu çok geniş bir konudur. Ama bunlarla ilgili size temel bilgileri ve bu derste sunmaya çalıştım. Eğer faydalı olabildiysem ve size önemli katkılarda bulunabildiysem ne mutlu bana. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve tekrar son söz olarak söylüyorum. Devletini, milletini seven, öğrencilerini seven insanlar olun. Bir de mesleğini seven insanlar olun. Eğer mesleğinizi sevemediyseniz lütfen ne kendinize, ne ailenize, ne de çoluk çocuğumuza zulmetmeyiniz. Ve bu da öğretmen, benden öğretmen olmaz diyorsanız, lütfen ÖSS sınavına yeteneğinize uygun bir yöne yönleniniz. Ama şunu unutmayınız ki, benim her zaman hayatta şu felsefem olmuştur. İnsan umduğunu değil, bulduğunu en iyi yere getirmelidir. Bu yüzden bu programları bitirdikten sonra en iyi öğretmen siz olmalısınız. Bunu unutmayaraktan ve bu felsefeyi, yani umduğunu değil bulduğunu en iyi yere getirme felsefesini kafanıza yerleştiriniz ve lisans düzeyinde notlarınızı yüksek tutaraktan ve bir AB veya Farabi programıyla başka üniversitedeki hocaları da tanıyaraktan geçin, kendinizi geliştirin. Ve ondan sonra da lisansüstü eğitimlere hazır olarak kendinizi yetiştiriniz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.